İmamoğlu mu yoksa Bilal'i Yıldırım mı diye soracağım. Gerçeğe soruyorum. Ben İmamoğlu'nu soracağım. Çünkü yeni bir nefesin olmasına inanıyorum. Yani, yani AK Parti'nin zaten bu zamandan beri sayın şey, İstanbul'un elinde AK Parti'nin. Açıkçası pek memnun da değilim yani. Özellikle İmamoğlu'nun projelerine bana bakınca, söylediklerine, vaatlerine bakınca ve yeni bir nefesin olmasına yani daha mantıklı bir şey İmamoğlu. Bir genç olarak beklentileriniz nelerdir? Yeni bir başkanı. Yani bir genç olarak tabii ki benim de gelecek kaydım var. Yaşadığım şehrin iş olanaklarının daha iyi olması lazım. Kültürel anlamda da mesela her kültüre ait olanakların olması istiyorum. Onlardan tarafı tabii öğrencileri düşünmek. Yani mesela öğrenciler için özel bazı indirimler, öğrenciler için, işlerini öğrencilerin işlerini kolaylaştıracak. Öğrencilerin kolaylık. Aynen. Ben gençler için. Valla 23 Haziran Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçimi var. Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı? Sizin için hayırlı olan kimse o olsun. Çıkartları görüyoruz. Bundan yana. Sizin için biraz kültür projesi var. İstanbul'daki kültür projelerin altında yanması var. Yani bizde yani Nabi Bey gelirse belki daha iyi gelebilir. Benim şöyle. Peki, gelen seçimlerde bu da Esenyurt'ta CHP kazandı. Bunu nasıl görüyorsunuz? Hayırlı olsun. Yani kazandı. Gerçek bir şey yok. Tüm Esenyurt'un belediye başkanı kendisini tebrik ederiz. Büyükşehir'de Binali Yıldırım'dan büyük beklentiler var adamın kadarıyla. Evet, haklısın yani. Beklentiler var. Yani başaracağından da eminim o beklentileri. Çünkü varlıkları kadar hep yapmışlardır. Yapmadıkları bir şey yok. Umarım size göre Esenyurt'tan büyük destek çıkar mı? Çıkartıyor. Muhtemelen burada AK Parti büyük çoğunlukla önde gitmiştir. Yani bu son seçimler hariç muhtemelen çıkacak. Teşekkür ederim. Çok 23 Haziran Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için Esenyurt halkına sormaya devam ediyoruz. Bakalım hangi adaya oy verecekler? Merhaba, siz tanıyor musunuz? Merhabalar, kolay gelsin çalışmalar. İsmim Serkan İtik, Esenyurt'ta yaşıyorum. 24 yıllık Esenyurt. Evet, 23 Haziran'da seçim var yine. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim. Adam! Şimdi olayı şuradan bakmak lazım. Daha doğrusu dertli bir vatandaş yönünden bakmak lazım. Ben hakikaten bu konuda çok dertliyim. Tabii ki Binali Yıldırım. Yani neden diyeceksiniz? Şu anki bulunduğumuz konjonktür çok farklı. Ve artık bu iş belediye seçimlerine geçip memleket meselesi durumuna düştü. En basitinden sosyal medyayı çok iyi takip ediyorum ve çok iyi kullanıyorum. Bakıyorum, bu memleketin çektiği bütün şer odakları bir noktada toplanmış. En son geçen hafta bu FETÖ'nün firarisi, bu Emre Uslu denen vatandaş, diyemiyorum. Konuşmalarına bakıyorum, Ekrem İmamoğlu etrafında toparlanamıyor. Şimdi bakıyorum, bu adamların Ekrem İmamoğlu'ya ne iş olabilir? Sonra keza yine bakıyorum, Dağ kadrosu denilen sözde, PKK kadrosunun sözde yöneticileri Ekrem İmamoğlu'nun peşinde birleşiyor. Şimdi bakıyorum, Ekrem İmamoğlu Karadenizliyim diyor. Milliyetçi söylemler yapıyor. Arkadaş, senin daha kadronda ne işin var? Tezat bir durum. Tekrar yine bir bakıyorum vatandaş olarak, dertli bir vatandaş olarak. Arkadaş, adama söylüyorum. Yakap bir günde PKK, örgütüdür, HDP, bunun uzantısıdır. De. Onu da diyebiliyor. Söylemlerine bakıyorum, konuşmalarına bakıyorum. Çok ciddi bir şekilde Sedat Demirtaş'ı destekliyor. İşte söylemleri çok güzel. Ben öyle olsaydım böyle olur. Bir benden bakıyorum, devletin valisine çok affedersiniz, git diyor. Yani bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. Ama mecbur kaldım, kullandım. Çünkü bu bizi çok rahatsız ediyor. Şimdi sen, Selahattin Demirtaş'a terör örgütü diyemiyorsun diye. Aynı zamanda örgüte terör örgütü diyemiyorsun. Ama sen devletin valisine git diyor. Bu nedir? Bu senin haneli eksi bir yazı olarak, eksi bir puan olarak düşüyor. Onun için bu söylemlerden de çok kötü bir söylemler. Ben Ekrem Bey'in bu söylemlerden dolayı ciddi bir şekilde oy kaybedeceğini ve gerçek niyetinin, gerçek durumunun ne olduğunu görmüş oldum. Ki insanlarımız da bunu görüyor. Çünkü ben Türk milletinin bunları unutacağını zannetmiyorum. Kolay kolay unutmaz. Türk milleti her zaman için kimin ne olduğunu bilir.
Ben Sayın Binali Yıldırım'ın bu seçimi ancak %6, %7 gibi açık arayla kazanacağını düşünüyorum. Proje bence çökmüştür. Ekrem İmamoğlu bir projedir. Proje çökmüştür. Bugün Koç grubunun diğer grupların Ekrem Bey'in yanında olmasının sebebi artık Türkiye'de istediği ihaleleri, istediği rantı, istediği özellikle ASELSAN'ın bilgisayarma dönemindeki alamadıklarını ve bundan dolayı da rantları bittiği için Ekrem Bey'i de destekliyor. Ekrem Bey'in projesi de inşallah Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinden sonra çökecek. Mustafa Sarıgül'ü ve diğer adaylar gibi efsanesi de okunmayacak. Bu çözülen seçimlerinde insan gibi halkına sormaya devam ediyoruz. Merhaba, siz söylediniz. Merhaba, 23 Haziran'da bir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim var İstanbul'da. Türkiye için çok önemli bir seçim. Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu? Neden Ekrem İmamoğlu? Onu söyleyeyim. Ben yaklaşık 20 senedir İstanbul'dayım. Daha önce Bancılar'da okuyorum. Sonra SMP'de okuyorum. Yani kalanın ve yalanın olduğu, bol olduğu bir 16 sene gördük. Onu öncelikle söyleyeyim. Daha doğrusu bu hükümet olduğu sürece yani gençliğin bir yere gideceğini düşünmüyorum ben. Bir de Suriyeliler meselesi var. Onu söyleyeyim yani açıkçası. Ondan sonra. Şöyle etrafımıza baktığımız zaman İstanbul'da yeşil alan olayı yok. Doğru mu abi? Yani bu yeşil alan İstanbul'da tamamen bitmiş durumda. Ekrem İmamoğlu bir kere bunun garantisini veriyor bize. Ya yani en azından ruhsatsız yapıları ortadan kaldırmayı düşünüyor. Ama Binali Yıldırım'ın bununla ilgili hiçbir projesi yok. Yani garibanlar için bir projesi yok. Var ama yani 16 yıldır zaten bunlar iktidarda. Ama şimdi Ekrem İmamoğlu'dan kopyala yapıştır siyaseti yapmaya devam ediyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Bir de şunu gördüm Ekrem İmamoğlu'na. Normalde ben üzücü bir insanım. Sağ ve solu yani kucaklayan bir beyefendi bir kişiliği var Ekrem İmamoğlu'nun abi. Yani onu gördüğüm için, sıcakkanlı bir insan, onu gördüğüm için ben Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyi düşünüyorum. Tabii ki Binali Yıldırım da iyi bir kişiliğe sahip olmuş olabilir ama şöyle bir durum var. Artık çekilmesinin vakti geldiğini düşünüyorum. Zaten başbakanlık yapmış, daha öncesinde milletvekilliği yapmış bir insan. Yani artık bir kenara çekilip de önünü daha kendisinden daha genç, Türkiye için daha iyi bir şeyler yapacağını düşündüğümüz insanlara bırakması gerekmiyor mu? Yani bu iş parça meselesini açtı abi bence. Peki bu FETÖ Emre Uslu'nun bir açıklamaları olduğu, HDP kanadının PKK daha kadrosunun açıklamaları olduğu, bunların bir etkisi olur mu Ekrem İmamoğlu için? Abi ben videoların hepsini tek tek izledim. Yani kendi etrafımdaki arkadaşlarıma da söylüyorum. Yani PKK'lı bir insan oy kaybettireceğini bile bile, yani mesela Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini farz edilir. Oy kaybettireceğini bile bile niye böyle bir açıklama yapsın? Bana mantıklı gelmiyor abi. Yani o işin içinde başka işler var. Ya ben sana oy versem, senin yani sana oy kaybettireceğini bilsem bunu, benim açıklamamı, ben açıklama yapmam abi. Ama onlar açıklama yapıyor. Her taraftan da açıklamalar var, doğru mu? Yani bir insan oy kaybettireceğini bile bile bu açıklamayı yapmaz. O işin içinde gene başka işler var. Tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını biliyorlar. Nasıl saldıracaklarını da biliyorlar. Doğru mu? Kendileri zaten hedef eden oy istiyorlar. Dün terörist diyorlardı. Bugün vatandaşız diyorlar. O zaman iki taraflı oynamayacaklar abi. Ya vatandaşım diyecekler ya terörist diyecekler. Yani bir nerede duracağını bilmeleri lazım. Türkiye'de 20 milyon Kürt varsa doğru mu? O zaman herkese kucaklayıcı bir yaklaşımda bulunmaları gerekiyor. Yani sen bugün Kürt dediğin insana terörist diyorsan yarın bir gün geldikleri zaman da bu adama terörist demeyeceksin. Sonuçta herkes bu ülkenin vatandaşı. Yani siyasetin dışına çıkmış bir olay var şu anda İstanbul seçimlerinde. Zaten insanların Ekrem İmamoğlu'na oy vermesinin sebebi bu. İş siyaseti açtı. Artık beka meselesi diyorlar ya. Harbiden beka meselesi bu abi. Yani benim gördüğüm kadarıyla harbiden beka meselesi bu. 23 Haziran Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili insan yurt halkına sormaya devam ediyoruz. Merhaba, siz tanıdığınız. Abdullah Bey, 23 Haziran'da bir seçim var. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi. Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu? Tabii ki Binali Bey'e vereceğim. Neden Binali Yıldırım, neden Ekrem İmamoğlu? Bir defa CHP'nin geçmişine baktığımızda bu günleri yaşamış olarak 1980'lere hatta 78'lere kadar çok iyi biliyoruz. O günleri iyi biliyoruz. 80'lerden sonra CHP'nin geldiği zaman çok iyi biliyoruz. 89 Nurettin Sözen'in. O zaman Nurettin Sözen belki kendisi dürüst birisi olabilir ama yanındakilerin ne kadar rüşveden aldığı içkiyi unutmadık. Ergün Gökmen'i unutmadık.
Artı o zaman çöp yığınlarını unutmadık. Ondan sonra gene CHP'nin iktidarda olduğu zamanları unutmadık. Bu ülkenin vatanseverlerini maalesef, o zaman Adalet Bakanı vardı Mehmet Moğultay Bey, o zaman bu ülkenin ucucularını mı alacağız dediklerini unutmadık. Daha sonra 28 Şubat'ı unutmadık. Bugünlerde hep CHP, ne zaman CHP bu ülkede bir darbe varsa peşinden sürekli maalesef ki muhafazakar inanan insanlara karşı ayrı bir tutum tutunduk. Bundan dolayı da tabii ki Binali Yıldırım diyoruz. Binali Bey, bir daha artı şu var. Binali Bey çok iyi çalışmalar yaptı. Özellikle teknolojiyle alakalı büyük çalışmalar yaptı. Ülkemizin yollarıyla, ondan sonra denizcilikle alakalı, havalimanlarıyla alakalı. Yani mükemmel çalışkan bir insan. Tabii ki eksikleri olabilir. Yani herkesin var. Yani Ekrem Bey derseniz, Ekrem Bey hemen şurada yanımızda Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı. Yani memnun olan insanlar var, olmayanlar var. Yani Ekrem Bey sözde bir şeyler yaptı, bir yaşam vadisi yaptığını düşünüyor, söyleniyor. Sadece bir yaşam vadisi, onun yaşam vadisi denen yer bizim insan yurdumuzda, sadece aşağıda bir Gaziler Şehitler Parkı yetiyor zaten. Ondan daha fazla. Tayyip Erdoğan Parkımız var, Necmettin Erbakan, Kadir Topbaş, bakın burası Nazım Hikmet. Evet, burada CHP'nin de bir emeği var. Eğri eğri de oraya doğru konuşmak lazım, onların da hakkını yememek lazım. Yani burası da Çapan zamanında başlangıcı olmuş bir park ama şu güzelliği görüyorsunuz. İnsanlar gayet güzel, kimse birbirini rahatsız etmeden gayet güzel böyle oluyor. Yani bunlar AK Parti'nin, Binali Bey'in, Ardıcı'daki geçmişteki belediye başkanımızın olsun, eksiği olabilir, fazlası olabilir. Onların yaptığı hizmetler. Yani peki, İmamoğlu proje midir sizce? Vallahi şimdi şöyle diyelim, yani İmamoğlu proje midir? Bana göre benim kendi şahsi görüşüm projedir. Niçin? Çünkü yani bakıyorum, İmamoğlu'nu destekleyenlere bakıyorum. FETÖ'cüler destekliyor. Yani İmamoğlu FETÖ'cü değilse FETÖ'cüler niye destekliyor? PKK'lı değilse niçin PKK'lılar destekliyor? Kandil'den neden destek geliyor? Ve bakıyoruz, Beyo Hozet denen bir kadın oradan İmamoğlu'na vereceğiz diyor. Demokrasi diyorlar. Bu insanların ellerinde silahlar var. Ve bunlar demokrasiden, barıştan söz ediyorlar. Ve bunları gördüğün zaman tabii ki diyoruz ki mutlaka bir proje var bu işin içinde. Çok kolay bir şey değil. Tabii vatandaşımız nasıl yorum yapar bilmiyorum ama bana göre bir proje. Proje. Gidip Beylikdüzü'nde de sormak lazım. İmamoğlu kazanmış olabilir, orada yapmış bir şeyler olabilir ama benim gördüğüm kadarıyla orada da başarılı. Yani apartmandan başka yaptığı bir şey yok. O da geldiği zaman büyük ihtimalle o da yandaşlarına verecek. O da orada yandaşlarına verdi. Bizleri eleştiriyorlar ama yani gerçekten şu ülkeye bir şeyler yaptı yani. AK Parti hükümeti olsun, Binali Bey olsun yaptılar ya. CHP'nin yaptığı ne var? İzmir'i görüyoruz televizyonlarda. Affedersiniz. Gidiyoruz Kadıköy'e, gidiyoruz o kurbağalı dere, maalesef kokudan insanlar gidemiyor. Ama CHP'liler buna layık. Bunu CHP'lilerin böyle konuşmasına sevindim. Lan biz bütün sahil kesimlerin çalışmasını büyükşehir yaptı. En güzel kartları sahilde gezebilecek yerler Cumhuriyet AK Parti olduğu belediyeler AK Parti yaptı. Yani Büyükşehir Belediyesi yaptı. Şimdi Kılıçdaroğlu istiyor ki yaşanabilir yerler diyor, komple diyor CHP'lilerin diyor. Ama bunu kim yaptı? Kendi ellerimizle kuyumuzu kazdık esasına baktığınız zaman, kendi ellerimizle onlara yaşanabilir yerleri biz sunduk. Ama maalesef biz karşılığını göremeyiz. Diyor. Tabii ki görüşler farklı, inanışlar farklı. İnsanlar herkese saygılıyız. Herkese saygı duyuyoruz ama biz de saygı istiyoruz. Biz geçmişte yaşadıklarımızdan dolayı, o muhafazakar kesim olarak o 28 Şubat'ta bizler de gazeteyiz. Bizler de sokağa çıktık, haklarımızı savunduk. 28 Şubat döneminde el ele tutuşmalar, yani o başörtüsü durumlarını gördük. Biz bunlara, bize zamanında CHP sahip çıkardı, belki biz bugün CHP'ye sahip çıkardık. Ama sen bana geçmişte sahip çıkmayacaksın, şimdi geleceksin birisini çıkartacaksın. Diyeceksin ki her şey güzel olacak. Biz daha güzel olacak. Daha güzel olacak. Eksiklerimiz vardır. Kendi içimizde bunu tartışıyoruz. İçimizde muhalif arkadaşlarımız var. Sesini yükselten arkadaşlarımız var. Susmayacağız. Kendi içimizde de konuşacağız. Partimizi de eleştireceğiz. Halkın dertlerini söyleyeceğiz. 23 Haziran seçimleriyle ilgili röportajlarımız devam ediyor. Merhaba. Merhaba. Emin Ayda. Emin Hanım, 23 Haziran'da biliyorsunuz bir seçim var. Evet. Binali Yıldırım mı, İmamoğlu? Neden İmamoğlu? İmamoğlu'nun söylediğinden eğer gerçekler yapacaksa, vatandaşına sahip çıkacaklar, dediği sözün arkasında duracaksa bir numaradır. Yok, o da eğer o birileri kimi söz verip yapmayacaksa, sonunda milleti yine mağdur edecekse o da bu sene kazanır, başka yok. Çocuklar seçimleriyle ilgili röportajlar devam ediyor. Merhaba, sizden ne diyorsunuz? Merhaba. Saygı da ne diyorsunuz? Bir şey, ayı sallanmış olan 10 dakika. 20 yaşında. 20 yaşında.
Şimdi mikrofonu biraz da gerçeğe oturduğum. Bu seçimde Ekrem İmamoğlu'na güveniyorum. Yani oyun hak neresi oyun orayı başlar. Öncelikle. Binali geliyorum inşallah. Daha iyi bir seferde. Bu ilk oyunuz mu? Yok. Üç tane. Peki neden güveniyorum? Niye güveniyorum? Bir tane şöyle söyleyeyim. Kendim kalkası yapıyorum. Yani bundan önceki sistemde yani CHP zihniyetinde hafızlık yapanlara, Kur'an kursanlar, yani Kur'an kursanması yasaktı. Ama şu anda yani Kur'an kursanlar eğitim yani çok güzel. Yani birebir eğitim var. Ayrıca de hafızlık çok güzel sistem. Yani şu anki sistemin yatırımları cami olsun, dine bak olsun. Yani diğer zihniyete göre daha iyi. Biz bu yüzden yani. Yoksa o da aynı, o da aynı, o da insan, bu da insan. Ama en çok farkı yani şu. Şu anki zihniyeti, AK Parti'nin zihniyeti yani diğer zihniyete göre daha böyle dine yaklaşım yani daha insana bilir. Hatası var, illa ki var. O da kur, o da kur. Bunda sıkıntı yok. Ama şudur, yani cami ve böyle diğer dini mescitlerde olsun, yatırımlar, Kur'an kursları ve diğer bu konularda olsun daha çok yardımcı olabiliyor. Mesela ben şu an kendi Kur'an kursu okuyorum. Yani hiçbir ödeme yapmıyorum. Her şey yani devlet karşılıyor. Yemeğidir, servisidir, eğitimidir. Yani 4-4 kuramışımız var. Hocalarımız da çok iyi, Allah aşkına hafız etsin. Hepsi kuru hafızın ve eğitimin başarılı. Yani söyleyeceğim bu kadar. Çünkü yani aldığım eğitim nereden geliyorsa ben oraya katkısı almak zorundayım. Yani çünkü ben mesulüm. Yani çünkü şimdi mesela o parti bu yatırımı yapıp gider. Ben o partiye vermezsem vicdanım, vebalim, vebal altı kalırım.